uçak havalandığında tarih 17 Aralık 1903'ü gösteriyordu. Orville'in kontrolünde ABD Kuzey Carolina'dan havalanan ilk uçak, aerodinamik ses teorisine bağlı kalınarak üretilmişti. İki pervaneye sahip olan uçağın pilotla birlikte ağırlığı 335 kilogramdı. Orville Wright birinci denemede 12 saniye uçtu ve sadece 37 metre mesafe kat etti. O günkü son denemesinde ise bu süre 59 saniyeye çıkmış ve 260 metrelik bir mesafeye uçmuştu. Havacılık tarihinin ilk uçağı olarak kabul edilen Wright Flyer'dan sonra uçakların teknolojisi sürekli gelişti. Jet motorlarının icat edilmesinin ardından uçakla seyahat hızlı ve konforlu hale geldi. Ancak havacılık endüstrisi hiç boş durmuyor. Yeni uçaklar ve en ileri teknolojilerle geleceğin hava araçları üzerindeki çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Bunlardan biri de sadece güneş enerjisiyle yol alan Solar Impulse. Bertrand Piccard ve ortağı André Borschberg, 12 yıl önce Solar Impulse'ın tasarımını uzmanlara gösterdiklerinde tebessümle karşılanmışlar. Fakat projelerine güvenen Piccard ve Borschberg yollarına devam etmiş. Şu an AB Komisyonu'nun desteğiyle 7 yıldır sürdürülen çalışmalarda 70 kişi, 80 ortak kuruluş ve 100'ün üzerinde danışmanla çalışıyorlar. Solar Impulse, 8 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirdiği 26 saatlik uçuşla gece ve gündüz yakıtsız, sadece güneş enerjisiyle uçan ilk uçak olarak tarihe geçti. 13 Mayıs 2011 tarihinde Solar Impulse, İsviçre'nin Payern Havaalanı'ndan Belçika'da Brüksel-Zaventem Uluslararası Havalimanı'na ilk resmi uçuşunu gerçekleştirdi. Güneş enerjisiyle çalışan ilk uçak olan Solar Impulse'ın mucidi İsviçreli bilim insanı Bertrand Piccard konferans için İstanbul'a geldi. Piccard, Solar Impulse'ın geliştirilme sürecini ve amaçlarını airport'a anlattı. Solar energy is actually the only... Güneş enerjisi aslında uçağın gece ve gündüz havada kalmasını sağlayan tek sürdürülebilir yakıttır. Solar Impulse çalışması için ekstra bir yakıta ihtiyaç duymaz. Eğer başka bir yakıt kullanırsanız yakıtınız bitebilir. Ama güneş enerjisi sürekli kendini yeniler. Solar Impulse'ın çalışma prensibi ise şöyle. Uçakta bulunan 12 bin güneş hücresi uçuş için güneş enerjisini 400 kilogram ağırlığındaki lityum polimer bataryalara depoluyor. Ancak bu rakam seyahat edilebilmesi için bir uçakta çok fazla ağırlığa sebep olduğundan Solar Impulse'ın yakın zamanda ticari uçaklarla rekabet etmesi beklenmiyor. Şu anki teknoloji Solar Impulse'ın ticari uçaklarla rekabet edebilmesini engelliyor. Fakat 100 yıl kadar önce ilk uçak havalandığında bu uçağın yolculuk için kullanılacağı, 300-400 kişiyi taşıyabileceği yıllarca kimseye gerçekçi gelmemişti. Solar Impulse, uçak teknolojisini ileriye doğru taşımayı sağlayacak bir adımdır. Büyük babası gibi baloncu ve psikiyatrist olan Piccard, 2015'te yapacakları dünya turuyla ilgili şunları söyledi. The flight around the world of Solar Impulse will stop. Solar Impulse ile dünya turu için uçarken birkaç kez duracağız. Çünkü hem pilot değişimi yapılacak, hem de bu teknolojiyle ilgili durduğumuz yerlerde tanıtımlar olacak. Uçuş 7-8 gün sürecek. Bu sürede normal bir uçakla hiç durmadan seyahat edemezsiniz. Bu nedenle bazı düzenlemeler yapmak için aralar verilecek. Karbon fiberden yapılan gövdesiyle bir aile otomobili ağırlığındaki güneş enerjili uçak, 10 beygirlik 4 motorla yol alıyor. Tamamen güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse'ın ilk üretilen prototipi 63.4 metre kanat açıklığına sahipti. Geçtiğimiz Haziran'da havalanan Solar Impulse 2 ise ilkine göre daha verimli ve kanatları da 72 metre ile daha uzun.